Elveda tatlı hayat. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. İyi kadere gitsem kesin beni ispiyonlar gıcık. Zerre ablaya gitsem orada da beni hemen bulurlar. Ulan ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Ne var? Ben sana bir daha karşıma çıkma demedim mi? Amca, seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Bu çatı altında bir gece daha kalamazsın. Hele para isteyeceksen hiç yorma kendini. Amca, bak kalbimi kırıyorsun. Paranın peşinde olan ben değilim, Meral. Sen benim torunum hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Ben de onu söylüyorum zaten amca. O senin torunun falan değil. Ne diyorsun sen be? O kızın damarlarında bir gram bile lokumcu zade kanı yok. O masum görünen kız bir sahtekar, onu söylüyorum sana. Her şey bitti de şimdi kızcağızın üstüne iftira ediyorsun değil mi? Kanıtlayabilirim. O çocuk senin gibi para göz olsaydı ilk günden itibaren benim nüfuzuma geçmek için uğraşırdı ama istemedi. Neden? Çünkü babasını affetmiyor. O gururlu bir kız. Sen bunları anlamazsın. Amca, eğer sakin olup biraz beni dinlemeye kalkarsan ne demek istediğimi anlayacaksın. Lütfen kafanı toparla. Sadri ne oluyor? Sesiniz dışarıdan duyuluyor. Sen yine ne yaptın da delirttin amcanı? Ben amcamı delirtmiyorum yengeciğim. Onu bir dolandırıcıdan kurtarmaya çalışıyorum. Meral onun torunu falan değil. Macide, polise haber ver, atsınlar şunu dışarıya. Bir dakika, bir dakika hayatım. Dur, sen nereden çıkardın bunu? Bu fotoğraftan. Amca, bak lütfen beni iyi dinle. Ben bu fotoğrafı sırf senin için getirdim. Belki Ayhan'ın fotoğrafı yoktur sende diye. Bak nelere kısmet çıktı. Ben onu üniversite ziyarete gittim. Kız arkadaşıyla da tanıştım. Araları çok iyiydi. Hatta beraber kaç defa oturduk kalktık. Banu, fotoğraftaki kız. Yani? Eksi şu yengeciğim. Meral'in odasına konuşmaya gittiğimde orada gördüğüm anne fotoğrafıyla bu fotoğraf aynı değil. Ne diyorsun ya? Ver bakayım şunu. Ay! Sadri, vallahi doğru söylüyor. Bu kadın o kadın değil. Bu kadın Meral'in annesi değil. Ay görüyor musun bak? Biz dolandırıldık mı? Biz nedir? Değil mi? Ay gerçek olabilir mi böyle bir şey? Keşke yani bilemedim tabii. Hani zararın neresinden dönsen kârdır bir açıdan hani. Meral! Meral! Meral evde değil, boşuna bağırma. Pencereden gördüm, elinde büyük bir çantayla gidiyordu. Herhalde spora gidiyor dedim ama. Akıllı kız tabii. Foyasının ortaya çıkacağı anlaşılınca topuk. Ah amca, sen şu yumuşak kalbinden dolayı bunlara maruz kalıyorsun ya, benim kalbim milyon parçaya bölünüyor. Ah amca, ah amca. Of. Dedem arıyor. Ya adam hala dede diyorum. Ne kesin şimdiye kadar öğrenmiştir gerçek torunu olmadığımı. O yüzden arıyor. Necdar'dan resmi yollamıştır işte. Ya ne olur arama. Açmayacağım ya, ne olur. Ya kesin hakaret etmek için falan arıyor. Ya polis olmayı verirler mi ki? Ya benim kesin kaçmam lazım.
Nereye gideceğim ya nereye? Meral çalıştır kafayı, nereye gideceğim? Zehra abla. Bir çözüm yolu bulur. Kesin kurtarır beni. Evet evet ona gideyim. Onun kafası çalışır. Benimki bildiği servis dışı. Evet. Açmıyor değil mi saat? Bak gördün mü? Demek ki Ejder doğru söylüyor. Ay bize de ne numaralar yaptı değil mi? Yok babamın soyadını taşımak istemiyorum falan. Bırak Allah'ını seversen ya. O DNA testinden korktuğu için yapmıştır bunu. Herhalde. Ah benim canım kocam. Sen de gururundan yapıyor sandın değil mi? Vallahi bir ara ben de öyle sandım. Macide sus. Sen o resmi gösterdin mi Meral'e? Tabii ki gösterdim amca. Sana gelip her şeyi de anlatacağımı söyleyince uçtu gitti. Polis? Hayır. Meral'le konuşmadan kimseye haber vermek yok. Çok affedersin de hayatım daha ne konuşacaksın? Ben o resme inanmıyorum. Belki Ayhan'ın başka sevgilileri de olmuştur. Yoktu amca. Ben bundan %100 eminim. O kızla araları çok iyiydi. Hayatta öyle bir şey olamaz. Ayrıca kızın doğum tarihi de tutuyor. Biliyorum. İnanmak istemiyorsun. Ama gerçek bu. O senin küçük Meral'in bir dolandırıcı. Evet geldi. Şimdi ona sorarız. Yalnız Sadri doğru söylüyor. Yani Ayhan'ın başka sevgilisi de olmuş olabilir. Bu kız da o kadından olabilir yani. Ben de boşuna şey yaptım. Yoktu diyorum ya. Yoktu. Daha ne diyeyim? Merhaba. Antitip raporunu getirdim Sadri Bey. DNA sonucu değil mi? Evet efendim. Ver. Al amca. Gerçeği bir de buradan oku. Gerçek zaten bir gün ortaya çıkacaktı ki. Adli tıptaki adam da söz vermedi. Ya sen niye güvenip kendi başına iş yapıyorsun? Sen bunların hepsini hak ettin canısın. Sen açgözlüsün, bencilsin, salaksın. Ne var ya? Kendi kendime hakaret ediyorum, o da mı yasak? Allah Allah. Aman. Ne yazıyor Sadri? Al kendin oku. Yüksek sesle lütfen. %99.9. Senin torunun. Ne? Nikahını oku. Bir yanlışlık var bunda. Defol git karşımdan. Bundan sonra cenazeme bile gelmeni yasaklıyorum. Artık Ejder diye benim bir yeğenim yok. Taktık yine aynı plağı.